Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Göster 2'de Özbekistanlı Timur İmparatorluğu formalı serimizin 3. bölümünde daha sizlerin karşısındayım. Bu bölüm Hindistan'a dalıp bize gereken toprakları alacağız. Ve İran'a dalıp bütün topraklarını almayı planlıyorum. Bu iki proje var aklımda. Diğer bölümde büyük ihtimal final yaparız. Çünkü baktığımız zaman yani artık şu devletler bizi yoracak devlet değil. Rus isyancıları aldı zaten bu toprakları. Biz ele geçirdik mi? Bitti gitti. Asilerle falan Çin'le falan kapışıyorlar. Çin'le de müttefik konuştuk zaten. Şimdi dostlar ben para biriktireyim ve Hindistan seferi için ordularımı basmaya hazırlanayım. Evet dostlar şu anda 100 binlik bir ordum var. Ve bu orduyla Hindistan'a sefer düzenleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Hindistan'dan daha güçsüz ama onun ekonomisinden 40 bin ordu daha fazla bastık. Bence bir sıkıntı çıkmaz. Şimdi hemen orduları ben bir dizeceğim. Ama tabii bir bölmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sınır var. Yani 10 tane sınır varsa her yere 10 bin ordu istek yeter. Ben hemen orduları dizeyim geliyorum artık. Evet dostlar ordularımı dizdim. Şimdi Hindistan'a karşı savaşa gireceğim. Ama şöyle bir durum var ki Hindistan'a girdiğim zaman zorlanabilirim. Bana gereken toprakları alıp çıkacağım. Şu topraklar gerekiyor sadece. Bir de şu toprak. Bunları alıp çıkmayı planlıyorum. O zaman Hindistan'a savaşımı ilan ediyorum. Evet dostlar Pakistan diyorum. Hindistan savaşımız bitti. Çok uzun sürdüğü için ben de sadece başını koydum. Ufak bir kesimini koydum. Kendisini vasalım yaptım ve bize gereken toprakları aldım. Kendisinin özgürlük arzusu artıyor ama yapacak bir şey yok. Artsın şey olursa da olsun. Bağımsız olmak isterse de olabilir. Sıkıntı yok. Bütün Hindistan topraklarına girdik. Bize gerekenleri de aldık. Şimdiki hedefimiz param da çok eksiye düştü. Bayağı bir ordu bastım geriden kredi alıp. Şimdiki hedefimiz tabii ki de Hindistan Sosyalist Cumhuriyeti. Çünkü kendisi bizim toprakları gerekiyor bize. Şöyle bütün İran toprakları bize gerekiyor baştan sona. Gürcistan ve diğer devletlerin de toprakları gerekiyor. Büyük ihtimal İran Savaşı'nı yaptıktan sonra bölümü noktalandırabiliriz diyecektim ki tamam bağımsız olabilirsin benim için bir sıkıntı yok. Bağımsız olabilirsin. Hatta sen de bağımsız ol. Zaten yeni barıştık. Param aşırı eksi de olduğu için de yapacak bir şey yok. Biraz kredi alsak aslında düzelebilir mi bilmiyorum. Kredi al desem yok imkan yok düzelmez. Yani paramızın eksiye düşmemesini bekleyecektik. Yapacak bir şey yok. Param bayağı bir eksiye düşmüş. Ekonomim hala aynı. Zaten çok fazla toprak alamadık. Lakin Suudi Arabistan yiyor şeyi İran'ı ama o çok değişik şeyler oluyor derken sen niye bana savaş açtın? Bunu yapmak zorundayım. Heh, savaşta değilim değil mi? Tamam. Bunu yapmak zorundaydım. Hatta seni de bağımsız bırakıyorum. Aramı da geliştiriyorum. Seni bağımsız bir devlet olarak bırakacağım burada. Bir vasalı özgürleştir. Onayla. Evet, seni özgürleştirdim. Belki savaş açmazsın. Hatta seninle bir de saldırmazlık paktı alalım da. Bir şey sıkıntı çıkmasın. Tamam imzaladık. Artık isimler de karışmış ama yapacak bir şey yok. Paramın eksiye düşmemesini beklemeliydik ya. Neyse. Bunu yapmak zorundaydık bu arada. Yoksa bizi bitirebilirdi Hindistan ondan dolayı oyundan çıkıp girdim. Neyse arkadaşlar ben de şu paranın bir artıya çıkmasını bekleyeyim. Sonra tekrardan gelirim. Evet dostlar paramız sonunda ortaya çıktı. Artık şu asimilasyonları da başlatabiliriz. Evet asimilasyonları da başlattık.
Şurada yarım kalan asimilasyonları da başlatalım diyeceğim de çok da önemli değil. Artık burada İran kurtarmış topraklarını, hatta toprak almış. İran'a karşı savaş hazırlıklarına girişeceğiz. 500 bin para biriktirdikten sonra İran'ın ekonomisi kadar ordu basacağız. Hindistan bile bizi bu kadar zorladıysa İran bizi hayli hayli zorlar. Ondan dolayı bayağı bir ordu basacağım. Evet dostlar, 1 milyon para birikti, hemen ordu basma işlemine geçiyorum. Evet dostlar, elimde İran'ın ekonomisi kadar bir ordum var. Yani 100 bin eksik ama bir şey olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adet sınırımız var. Hemen 198 bini 14'e böleceğim. 14 bin ordu düşüyormuş. Hepsini bölelim o zaman. Evet dostlar, ordular sınırıma geldi. Hızlıca İran'a ve ilk olarak ultimaton göndereceğim, bana bağlı bir devlet olması için. Kabul ederse bana bağlansın, kabul etmezse savaşacağız. Kabul etmedi, o zaman savaş ilan ediyoruz. Hızlıca o toprakları alacağız. Hedeflerimizde bu topraklar var. Evet dostlar, İran'ın buradaki bütün topraklarını aldık. Şuradaki topraklarını çıkartma atmayacağım. Zaten bitirdik buradaki topraklarını. Buradakilerin hepsini alabiliyorsam alacağım. Alamıyorsak da ikinci İran savaşıyla alacağız artık. Şimdi ben kendim bir seçeyim alacaklarımı. Şöyle bu taraftan biraz alacağız. Buranın içine bir dolduralım. Evet, şöyle aldık. Şimdi şuradan bir ilerleyeceğiz. Evet. Şöyle aldık, görmüş olduğunuz gibi. Yani daha İran, ikinci İran harbine de girişeceğiz. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. İran'ın bu topraklarına da çıkartma atabiliriz ve yapacağım ve vasalını yapacağım İran'a. Aynen öyle. Hemen İran'a çıkartma atmaya hazırlanıyorum.
Evet, çıkartmamız geldi ve başarılı oldu. Hemen hızlıca şu topraklara saldıralım. İlerliyoruz bakalım. Ve ilerledik. İran'ın tamamını aldık. Vasalımız yapabiliyoruz. Savaş tazminatı da alalım. Ve artı şu toprakları bana versin. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Sunalım. Ve hemen hızlıca hakaret etmeye başlayalım. Ve İran'ın tamamını aldık görmüş olduğunuz gibi. Artık İran Özbekistan devleti büyüdü. Timur İmparatorluğunu formlamak için daha da ilerleyeceğiz. Şu devletler kaldı sadece. Onu da diğer bölüm yaparız artık ve diğer bölüm büyük ihtimal final olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.